Herkese merhaba, ben Aylin'le Taner. Biliyorsunuz ki okullar koronavirüs nedeniyle tatil edildi tedbir amaçlı. Biz de bu tatil sürecinde özellikle evde zaman geçirmeye dikkat etmeliyiz. Çünkü bu tedbir özellikle yayılmasını önlemek için alındı ve bizler de evde kalmalıyız mümkün olduğunca ki bu tedbir bir işe yarasın. Ben de sizlere yine bu tatilde evde geçen bir günümü göstereceğim. Şu anda saat 8, o yüzden aslında birazcık sessiz konuşmam gerekiyor ve bir de gözlerim biraz şiş olabilir. Saat 8 olduğu için hemen şimdi ben video editlemeyle başlayacağım. Bir tane editleyeceğim bir video vardı. Onun aslında editi bitti gibi. Onu bilgisayara aktarmam gerekiyor. Burada kendime bu bisküvi püresi gibi bir şey yaptım. Çünkü saat daha 8 olduğu için annemler henüz kalkmadılar. O zaman benimle bir gün başlasın. Arkadaşlar garip bir şekilde Wattpad'de yazdığım hikayemi buldum. Ve hani ben bunu özellikle kendi adıma bile yapmamıştım ki bulmasınlar diye. 1,5K okunmuş. Ve yani bilmiyorum, çok küçüktüm onu yazdığımda. Kaç yaşımdaydım hatırlamıyorum ama. Ya çok küçüktüm dediğim 2-3 yıl önce de. Bilmiyorum, garip geldi. Lütfen daha fazla kişi bulmasın. Hadi mi kapağı gösterdim ama değil mi? Evet. Boşver, buldum. Ben küçükken yazmıştım. Küçükken böyle yazmış. Küçükken böyle şeyler düşünüyormuşum. Böyle yazıyormuşum. Günaydın. Arkadaşlar biliyorsunuz ki tatil gerçekten çok çabuk bir şekilde geldi. Özellikle ben tatil olacağı haberini aldığımda, yani perşembe akşamı yurttaydım ve apar topar bir şekilde eşyalarımı toplamak zorunda kaldım. Dolayısıyla şurada böyle kitaplarımın hepsini getirdiğim bir yığın var. Malum 2 haftalık bir süreç ve evdeyiz. Mutlaka ders çalışacağım bu evde olduğum süreçte. Şimdi sizlerle birlikte onları biraz düzenlememiz gerekiyor. Bir de kalem kutum. Ben de bunu kalemlik olarak kullanmak istedim. Sürekli böyle çarpmamasam da dursun isterim. Şimdi kalemlerimi onun içine boşaltacağım. Malum bayağı bir uzun süre evdeyiz aslında. Bu tarafta apayrı bir şey var. Bu test kitaplarım, defterlerim, okul kitaplarımdan bazıları. Burada bir tane kargo. Ve burayı düzenlemem gerekiyor. Yoksa çok karışık olacak. Açıkça konuşmak gerekirse bu hafta böyle aşırı derse kapanacağım, şu dersen başka hiçbir şey yapmayacağım gibi bir modum yok. Zaten ikinci hafta çünkü bu ev okul derslerine başlayacağız. Bu arada Tonguç Akademi'de yine aynı şekilde MEB müfredatına paralel olarak da bu videolar yayınlanacakmış, ev okul videoları. Bütün sınıflar için geçerliymiş. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Özellikle yeni müfredatı mutlaka oradan da takip edeceğim. Bu hafta tek amacım biraz olsun eksiklerimi tamamlayabilmek. Dersleri tamamen kapatmak istemiyorum kendimi çünkü hani bu sonuçta her ne kadar tedbir amaçlı olsa bir tatil. O yüzden şimdi ben planlayıcıma her gün hangi ders tekrar edeceğimi yazacağım. Ki konuları tamamlamış olabileyim biraz. Bugün birazcık geciktim. Siz fark etmediniz ama misafir falan geldi. Şimdi başlamak için bugün biraz geciktiğim için aslında en sevdiğim ders olan biyoloji ile başlayacağım. Ki birazcık moralim yerine gelsin. Bu yıl biyoloji konularını gerçekten çok seviyorum. Ve en çok keyif aldığım ders biyoloji. Bu arada ben 10. sınıfım eğer bilmiyorsanız. Ve 11'de sayısal öğrencisi olacağım. Şu şekilde bir planlayıcım var. Burada zaten... Hayır, burada değil. Burada zaten bu şekilde yazıyordum. Günde neler yaptığımı, kaç soru çözdüğümü vesaire. Bazı günler yapmadığımı zaten görüyorsunuz. Şimdi yeni bir sayfa açıyoruz ve buradan hangi gün hangi ders çalışacağımı hemen sizlerle birlikte planlayacağız. Bugün pazar. Pazara biyoloji yazıyorum. Pazartesi yani yarın kimya çalışalım. Salı günü matematik çalışacağım. Çarşamba günü tarih ve coğrafya çalışacağım. Perşembe günü fizik çalışacağım. Cuma ders kaldı mı ya? Cuma'da dil derslerini çalışalım. İngilizce, Almanca çalışalım. Aa, edebiyatı unuttum. O zaman cumartesiye de edebiyat yazıyorum ama muhtemelen cuma günü edebiyatı, cumartesi de İngilizce ve Almanca çalıştım ki cumartesim biraz daha hafif geçsin. Biyolojide aslında konu itibariyle pek bir eksiğim olmadığını söyleyebilirim. Özellikle kalıtım konusunu çok seviyorum. 10. sınıfta eğer daha küçük bir sınıftaysanız, şu an 9. sınıf ya da 8. sınıfsanız, gerçekten mükemmel bir konuya
bence aşırı seviyorum. Ama mitoz ve mayozlar ne kadar aşırı eksiğim olduğunu düşünmesem de onları birazcık tekrar etmem gerekiyor. Bölünme çeşitlerini vesaire. Ben başta bu defteri kullanmayacaktım çünkü o kadar güzel ki yani kıyamayacaktım. Ama sonra bu şekilde ders notlarımı almaya karar verdim. Konu tekrarları yaparken bu şekilde notlar alıyorum. Ya da mesela bu tarih notlarını sadece dersi dinlerken almıştım. Mesela bunların hiçbirine hoca yazdırmadı. O yüzden bu tarzda not almam çok iyi oldu. Burada yine Almanca dinleme sınavına çalışırken yazdım. Yeni başladığım için henüz çok bir şey yok ama şimdi burada da mitoz ve mayozla ilgili çalışırken önemli bulduğum yerlerin özetlerini çıkartacağım. Buradan başlıyor. Şu şekilde yaklaşık 3 sayfalık not çıkardım. Fakat mitoz ve mayozu bitirdim. Kalıtımı zaten daha öncesinde tekrar ettiğim için orada bir eksiğim yoktu. Arkadaşlar şimdi ben birazcık tekrar bitirdiğim için de tekrar demeyeyim direkt bütün konuları çalışmış oldum böylelikle. Bunu bitirdikten sonra test çözecektim. Fakat önce bir şeyler atıştırmak istiyorum. Bunun öncesinde de size küçük bir hatırlatma yapma isteğinde duydum kendimde. Biliyorsunuz ki koronavirüs tehdidiyle baş başayız. Bunun için okullar tatil edildi tedbir amaçlı. Hatta Sağlık Bakanlığı'nın aldığı pek çok tedbir var. Özellikle 184 koronavirüs çalışma hattı gibi pek çok tedbirden bahsediyorum burada. Bunlar gerçekten çok güzel şeyler. Fakat biz de kendimiz için dikkatli olmamız gerekiyor. Ben özellikle bir şeyler atıştırmadan önce ellerimi iyice yıkayıp dezenfekte edeceğim. Sizlerin de yapması gereken bazı şeyler var. Temizliğinize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yediğiniz içtiğiniz şeylere mutlaka çok dikkat etmeniz gerekiyor. Mümkün olduğunca hasta olmamaya çalışın ki bağışıklık sisteminiz hep güçlü kalsın. Ve buradaki en önemli nokta ellerinizi sık sık yıkayın. Sürekli dezenfekte edin. Özellikle ellerinizi, bu bir sürü bakteriye yuva olan ellerinizi ne kadar temizlersek temizleyelim. Hiçbir şekilde ağzınıza, burnunuza ve gözünüze götürmemeye çok dikkat edin. Gidip ellerimizi yıkayıp bir şeyler yiyelim. Artık biliyorsunuz ki küçük dezenfektanları bulmak çok zor. O yüzden ben bu şekilde büyük bir dezenfektanı küçük bir şeye doldurmuştum. Bunu da her yere gittiğimde yanımda taşıyorum. Ya da bunların en sağlıklısı aslında kolonya. Çıkardığım özetin yeterli geleceğini düşünüyorum. Zira 3 sayfa özet. Fakat eğer yeterli gelmediğini hissedersem biraz Tonguç Akademi'den video izleyeceğim. Yani çözeceğim testlere göre bakacağım. Test çözeceğim şimdi. Bak, hatta 2 test çözeceğim. Eğer 2 testte toplam 4'ten fazla yanlışım çıkarsa Tonguç'un videosunu izleyeceğim. Çünkü bu demektir ki ben anlayamamışım tam olarak. Mitoz, zaten bu test kitabında kalıtımı bitirmiştim. Mitoz mayoza da kalıtımı bitirince artık sıkıntıdan başlamıştım. Test çözmüşüm. Çünkü testin şeyindeymişim. Yarısındaymışım. Annem bana çok kızacak. Çünkü az daha gözlüğümü takmayı unutuyordum demin. Zaten bunları yazarken takmayı unuttum. Şimdi normalde gözüm 0.25 falan. Yani takmam o kadar gerekli değil bu arada. Ama çok sulandı. Aşırı şekilde sulandı ve kafamı bir türlü toplayamadım sulandığı için çok. Ama bunu takmayı sevmiyorum. Bence görüşümde hiçbir farklılık olmuyor. Yani sadece çok 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 az netleşiyor ve pembeleşiyor. Bir de bu beni biraz çirkin gösteriyor.
anda saat 7 oldu. Bugüne kadar neler yaptık? Video yorumları okuduk. Konu özeti çalıştık ki günün en önemli kısmı buydu. Çünkü benim konularda çok fazla eksiğim var. Çünkü birinci dönem hiç çalışmıyorum yani. Gerçekten hiç çalışmıyordum. İkinci dönem belki kanalımı takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Planlı programlı çalışmayı denedik bir hafta. Bunu oturttuktan sonra akşam 10'da yatıp sabah 5.30'da kalkmayı denedik ki bu da oturdu. Yani bugün sadece hafta sonu olduğu için 8'de kalktım. Yani normal okul günü olmadığı için 8'de kalktım. Yoksa hala 5.30'da kalkıyorum. Ay 5'te kalkıyorum. Artık biyolojide şu an konu olarak eksiğim kalmadı. Test olarak mayoz bölünmeye kadar geldim. Sadece mayoz bölünme kaldı. Daha sonra zaten kalıtımın hani %90'ını yaptım. Ben tamamını yaptım zannediyordum ama tamamını yapmamışım. Biyolojiden 106 soru çözdüm. 8 yanlışım çıktı toplamda. Beklediğimden çok çok iyi çıktı. Ben daha fazla bekliyordum. Şimdi birazcık film izleyeceğim. Geçen gün Harry Potter ve Sırlar Odası'nı izlemiştim. Bugün de Harry Potter ve Azkaban Tutsağı'nı izleyeceğim. Harry Potter serisini zaten ben yaklaşık 6-7 kere falan bitirdim. Fakat her seferinde tekrar tekrar izliyorum. Asla yeni bir filme başlayamıyorum ve her seferinde kesinlikle Harry Potter izliyorum. Tekrardan ve son kez merhaba. Benim koronavirüs tatilindeki bir günüm bu şekildeydi. Sizler bu haftanızı nasıl geçirmeyi planlıyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Bir sonraki videolarda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.